Dar Akın Aydınlık Yüzüğü Türk Milli Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Yine yepyeni bölümde karşınızdayız. Sizler için incelemiş olduğumuz filmleri inceledik ve önermek için buradayız. Yepyeni filmler ve eski filmlerden de olsa en iyi filmleri seçtik ve inceledik ve sizlere sunacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarından ya da WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz. O zaman Sinevizyon başlasın. İlk sırada Loğusa. Gupsa Ozay'ın hem yönetmenlik hem de oyunculuk koltuğuna oturduğu Loğusa, yeni ebeveyn olmaya hazırlanan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Ve bu 40 gün içinde başlarına gelen komik olaylarla bizleri eğlendiriyorlar. Aa, ne abarttılar hamileliği. Sen bir doğru bakayım, göreceğim ben çalışabilecek misin? Aa, çalışırım tabii ya. Ben duramam ki yerimde. Aynen çalışırsın Loğusa depresyonunda. Ay girmem ben depresyona falan. Gireceksin. Yok girmeyeceğim. Gireceksin. Girmiyorum İlayda. Bebeğin olmuş ha yavrum. Oldu bebeğim oldu. Demeyemem. Onur yardımcı oluyor değil mi? Onur. Seni alırım kalbimi. Hamileliği boyunca doğumdan sonra onu bekleyen hayatla ilgili söylenenleri umursamayan Burcu, Loğusa depresyonuna girmeyeceğine emindir. Kızım moralini azıcık yüksek tutmak lazım. Hep böyle güzel şeyler söyle. Ne kadar yakışmış. Dur oraya. Çocuğum. Çocuğu sorarlarsa. Yani öyle pek de bir şey de benzemiyormuş falan de. Allah kursuna nazar değer. Ona da hayırlı olsun bebeğin. Nasıl değil mi? Yok be. Aşırı çirkin. Uykusuzluk, hormonlar yer değiştiriyor, halüsinasyon. Ha, delirme hali ya. Ancak doğumunun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk kendisini birbirinden komik olayların içine sürükler. Acaba Burcu Loğusa döneminden kurtulabilecek mi? Dikkat et. Herkes uyarıyor. Karım normal. Bizi yaşarken geldik oyuna. Şöyle yapıyoruz. Hamamı ben yapıyorum. Allah Allah. İlayda organizatör mü oldu? Hamamı İlayda yapacakmış. Yapsın da görsün şimdi. Bana ver. Biraz tarzım farklı. Elit seviyorum. Durdurun müziği. Fulya altına sıçmış. Kim sıçmış ya? Ne yapıyorsun? Mete'nin göbek bağını kolye yaptırdım. Yani geri kalan kısmını. Diğer kısmı gömdünüz mü? Yok. Yedik eşimle. Böyle yeni doğum yapmış analara dadanıyor cadı. Vallahi. Kimle konuşuyor ya? İyisin. Al karısı mı? Karısı mı? Bir şeyden bahsetmiştin ya. Onun şey var mı böyle? İştah falan. Vallahi. Aşkım affet olsun. Vallahi baya başlıyorsun ya. Loğusa'yım ben hepinizi yiyeceğim. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ailesiyle birlikte kendisini kuantum aleminde bulan Ant-Man'in hikayesini konu ediyor. Ant-Man, Endgame sonrasında insanlar arasında popüler olmaktadır ve bunun tadını çıkarmaktadır. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at X-Con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. Ancak kızının yaptığı araç ile kuantum alemine sinyal göndermesiyle kendisini bir anda bambaşka bir dünyanın içinde bulur. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now. Olmadığı sıra dışı evrende ailesiyle birlikte Pop'un anne babası da eşlik etmektedir. Kuantum alemini keşfetmeye çalışan aile kendilerini bazı yaratıklarla karşı karşıya bulurlar. There's something I never told you. This place. It isn't what you think. Beyond the outer rigor
can get you home. And give you more time. If you help me. So, what's it gonna be? Ant-Man. Hayatla barış. Küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelli olmasına rağmen bu durumun kendisine engel olmasına izin vermeyen Barış Telli'nin hayatına odaklanıyor. Küçükken geçirdiği kaza nedeniyle ayağını kaybeder. Sen onlardan farklısın. Bakışlar hep üzerinde olacak. Barış Telli yıllar içinde tenisten atletizme, sporun birçok dalında Türkiye rekoru kırdı. Amput milli takımında sayısız başarılar ve gol krallıkları ve şampiyonluk kazanan Barış Telli, Amput Messi olarak anılmaya başlar. Bu film herkese umut doluyor. Çünkü isteyen her şeyi başarır. Engel asla hayallerimizi gerçekleştirmemize engel değildir. Nasıl yapabildin bunu oğlumuza? Oğlumun bir ayağını daha top yüzünden kaybetmesini istemiyorum. Abi bu çocuk ayağını top yüzünden kaybetmedi. Başkalarının günahı yüzünden kaybetti. Bu arkadaşın burada olması yanlış karar hocam. Sen iki ayağının üstünde gezerken o çocuk 6 yaşından beri hayata tutunmaya çalışıyordu Ferhat. Valla sen bu Barış'a aşıksın ha. Biz arkadaşız. Sen şimdi futbol mu oynayacaksın? Evet, ne olmuş ki? Gazilerden oluşan bir ampute futbol takımı. Şimdi bu takıma sivilleri de alabiliyorlarmış artık. Uyuz oluyorum bu adama. Barış ya. Bu daha çocuk. Götür anasının koynuna, büyüsün tekrar getir. Sizin okulunuzda böyle çocuklara uygun bir düzenek yoksa bu bizim ayıbımız mı? Kondisyonun yok, zayıfsın, bencil oynuyorsun. Öğretin o zaman. The Family Plan. Amerikalı oyuncu Mark Wahlberg'in yer aldığı The Family Plan, başarılı araba satıcısı Don, sadık bir koca ve 3 çocuk babası olarak hayatını sürdürmektedir. Ancak bu hayatının bir kısmıdır. Oh, hey Dan. Happy anniversary. Dan, my husband. He's an amazing dad. Yıllar önce tehlikeli görevleri yerine getiren yüksek eğitimli bir hükümet ajanıydı. Really? At least let me put my kid down. Sorry about the mess. Hold on. Oh, hey, Bo. Hey, Dan. Don't hang up. I need no identities. I'm burnt. Aniden gizli geçmişinden gelen düşmanlar yeniden ortaya çıkar. Hiçbir şeyden haberi olmayan ailesini koruyabilmek için her şeyi göze alır. Bu film hem komedi hem de aksiyon tadında ve izlenmesi gereken bir yapım. I need no identities. I'm burnt. Me, my wife, and 3 kids. Have you told them yet? I'll tell them when I'm on the road. Meet me in Vegas in 3 days. This is crazy. Oh my God, we're going to Vegas! Oh, yes. So pumped. Nothing brings the family together like a road trip. Oh, I stop. Collaborate and listen. ICE is back with a brand new adventure. Something. Grab please the stop. Type. 5 hours on a plane or 33 hours in a car? Can someone unlock the car, please? Call in everybody. I want him found. A little pothole. Maxie's been up the whole time, by the way. Where's Dad? Before I met your mom, I was a covert assassin. I escaped that life, and now they found us. What the? Being your husband and their father? That's the real me. You're like James Bond in a minivan. I love that minivan. I need to be that guy one last time.
or us. Look at you playing the family man. I'm not playing. This is my life. Hey. I'm kind of into spontaneous dance. The Covenant. Seymen John Kelly kendisine verilen son görev olan Afganistan'a gider. Ve orada yerel tercüman Ahmet ile birlikte mücadeleye atılırlar. Birlikleri pusuya düşündürüldüklerinde sadece kendileri hayatta kalır. John, we have tallies approaching. You still don't remember a thing. Ahmet bu sırada yaralanan Kenley'i zorlu arazide güvenli bir yere taşımak için kendi hayatını riske atar. Tedaviden sonra Kenley iyileşip ABD topraklarına geri döner. What is the point? Turn out to be a pain in the ass. No, not me, sir. Money isn't the reason he wants this job. The Taliban killed his son. Stop the vehicle, Sergeant. We don't want to go down this road. You're out of your bounds, Ahmet. You're here to translate. Actually, I'm here to interpret. John, you have tallies approaching. Kenley, Ahmet ve ailesinin vaat edildiği gibi Amerika'ya giriş izninin verildiğini öğrenir. Ve borcunu ödemek için arkadaşının yanına gider. Onları koruyabilmek için hem de borcunu ödeyebilmek için zor mücadeleye atılır ve görev bölgesine geri döner. For 3 weeks, this family believed you were dead. There wasn't enough for him to carry me across those mountains. Now he's hiding in a hole somewhere. I should be in that hole. You could stand me up at the gates of hell. Everything all right, John? No, everything's not all right. Ahmed and his family are in trouble. We can't intervene. I am gonna have to get him out myself. Listen, you're gonna be alone. There ain't no reason. You gotta adapt. Use what you got. If you can give me the location, if I can get him out of the country. It's too dangerous. You'd become very popular with the Taliban. I miss you. Love you, Daddy. You think if I could be free of this debt, I wouldn't be? You think I have a choice? There is no choice. No, I won't back down. Resident Rangers ziyaretçiler, evlilik yıldönümlerini kutlamak isterken kendilerini bir kabusun ortasında bulan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Bu çift evlilik yıldönümü kutlamak için yola koyulurlar. Do you know what today is? Today is the third day of our 3-day road trip across the country. Or our 5-year anniversary. What a cool little town. Ancak seyahatleri arabaların yolda arızalanmasıyla yarım kalır. Yola devam eden çift, geceyi geçirmek için şehirden uzaktaki ıssız kasabada bir ev kiralamak zorunda kalır. Hi. Hi. Do you hear that? Hear what? The silence. It's nice. Çiftin sakin başlayan kutlamaları, kiraladıkları eve 3 maskeli katilin gelmesiyle kabusa dönüşüyor. Bu film hem korku, hem paranoya, hem de gerilim dolu bir yapım ve muhakkak izlenmesi gereken bir film oluyor. Ve seyircisinden tam not oluyor. Is Tamara here? No. I think you have the wrong home. That was weird. Casting shadow.
I'm the messiest eater on the planet. Lock the front door. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya yine yepyeni bölümle karşınızda olacağız. Eğer sizler için incelememiz istediğiniz filmler varsa bizlere sosyal medya hesaplarından ya da WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz. Cinevizyonu ve Türkmenya Televizyonu'nu takipte kalın diyoruz. Hoşça kalın efendim.